Bu videoda sizlerle açısal momentumun korunumu hakkında konuşmak istiyorum. Bu ileride işimize çok yarayacak. Çünkü bu evrendeki çoğu olayı açıklayan bir durum. Bir buz patencisinin dönerken kollarını veya bacaklarını kapattığı zaman açısal hızın artmasından tutunda bir şeyin bir yıldız etrafına dolaşırken ona yaklaştıkça açısal hızını artıp daha hızlı dönmesine kadar çoğu olayı açıklamamızı sağlar astronomik olayların simülasyonlarını gördüğünüz zaman bunu daha rahat kafanıza canlandırabilirsiniz. Buradaki asıl önemli nokta şu. Eğer bir sistemin başlangıçta bir ilk açısal momentumu varsa, bunun hakkında biraz daha konuşacağız, sisteme dışarıdan ekstra bir tork uygulanmadığı sürece son açısal momentumumuz ilk açısal momentumumuza eşit olur. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Mesela diyelim ki şurada dönen bir cismimiz olsun. Bu bir çeşit kütle ve bir masanın üzerinde olsun. Bu da yukarıdan görünüşü. Bu diskin kenarındaki bir nokta bu yönde ve hızının büyüklüğü v olacak şekilde dönsün. Aynı zamanda buraya da bir parça turuncu kil veya oyun hamuru koyalım. Bu yönde ilerliyor olsun. Buna diğer cisimle çarpışacak şekilde bir hız yönü vermiş olalım. Hızın büyüklüğüne de 5v diyelim. Eğer bu disk hamur sistemini düşünürsek bu arada her zaman sistemimizin nelerden oluştuğunu belirtmek zorundayız. Evet, eğer bütün bu sistemi düşünürsek, bu iki şey çarpışmadan önce ve çarpıştıktan sonra açısal momentum nasıl değişir? Aslında şuraya çarpıştıktan sonraki durumu çizeyim. Bakın, şu şekilde gözükecek. Hamurumuz diskeye şöyle yapışacak ve birlikte dönecekler. Size diskin veya hamurun kütlesini söylemedim. Dolayısıyla şimdi hangi yöne döneceklerini kesin olarak söyleyemeyiz. Onun yerine bu iki durum arasında başlangıç durumuyla son durum arasında açısal momentumun nasıl değişeceğini incelemek istiyorum. İsterseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza bulmayı deneyin. Tahmin etmiş olabilirsiniz. Az önce ne demiştik? Elimizde böyle bir sistem var. Dışarıdan sisteme ekstra bir tork uygulamadığımıza göre açısal momentumumuz değişmeyecek. Bakın burada dikkat etmemiz gerekiyor. Size sistemin sadece bu diskten oluştuğunu söyleseydim ve diske çarpacak olan hamuru dahil etmeseydim, böyle bir durumda diskin açısal momentumu değişecekti. Peki ama neden? Bu açısal momentumun konumuna aykırı bir durum mu? Hayır. Çünkü bu hamur parçası diske çarptığı zaman sistemimizi sadece disk olarak kabul ettiğimiz için sisteme ekstradan bir tork sağlamış olacaktı. Ama sistemimiz disk artı hamur olduğu için ve sisteme dışarıdan herhangi bir tork uygulanmadığı için açısal momentumumuz değişmeyecek. Şimdi sisteme dışarıdan net bir tork uygulanmadığı zaman açısal momentumun değişmeyeceğini, sabit kalacağını öğrendiğimize göre buz patencisinin kollarını kapadığı zaman artan açısal hızı hakkında konuşabiliriz. Bu durumun benzerini dönen bir sandalyede deneyimleyebilirsiniz. Sandalyeye oturup dönmeye başladığınızda, şu bizim döner sandalyemiz olsun, bacaklarınızı dışarıya uzattığınız zaman başlangıçta yavaş yavaş dönersiniz. Bacaklarınızı kapadığınızda çok daha hızlı dönmeye başlarsınız. Çünkü çok daha büyük bir açısal hızınız olur. İyi de bu neden oluyor? Bu durumu anlamak için açısal momentumun formülüne bakalım. Açısal momentumun formülü L. Bunu yazmak için birçok yol var ama bu seferlik şöyle yazalım. Eylemsizlik veya atalet momenti I çarpı açısal hızımız yani omega. Bu formül en başta size yabancı gözükebilir ama çizgisel dünyadaki durumla aslında aynı. Çizgisel dünyada çizgisel momentumu eşittir kütle çarpı hız olarak ifade ediyoruz. Bu iki formülün birbirinin aynı olmasındaki sebep aslında şu. Kütle bize bir cismin ataleti yani eylemsizliği hakkında bilgi verir. Bu cismi ivmelendirmek için ne kadar bir kuvvet uygulamamız gerekiyor? F eşittir m a. Eylemsizlik momentinde de buna benzer bir durum söz konusu. Bu sefer bir şeyi çizgisel ivmelendirmek yerine açısal ivmelendirmenin ne kadar zor olduğunu ve ne kadarlık bir tork uygulamamız gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bir de burada hız yerine açısal hız kullanıyoruz. Ama bunun hala sandalyenin üzerindeyken bacaklarımızı kapatmamızın veya buz patencisinin kollarını kapatmasının hızlanmadaki etkisini açıklayamadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bunu daha iyi görebilmek için eylemsizlik momentini aynı zamanda m çarpı yarıçapın karesi yani m kare olarak ifade edebileceğimizi düşünmeliyiz. Yanında hala omegamız var. Dolayısıyla, buz patencisi kollarını kapattığı zaman kütlesi değişmiyor. Bu sabit. Ama unutmayın yarıçap, çap tabi bunu insan vücudu üzerinden düşündüğümüz zaman biraz daha karmaşık olabiliyor. Bu durumu basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Burada noktasal bir kütlemiz var ve bir nokta etrafına dönüyorsa o zaman burası yarıçapımız olur. Ama eğer insan vücudu gibi daha karmaşık sistemlerle çalışıyorsak kütlenin dönme merkezinden olan ortalama uzaklığını yarı çap olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla buz patencisi kollarını kapattığı zaman yarı çap azalıyor. Ama eğer yarı çap azalıyorsa ve açısal momentumu sabitse, çünkü burada sisteme dışarıdan ekstra bir tork uygulanmıyor, o zaman açısal momentumu korumak ve sabit tutmak için açısal hızın artması gerekiyor. İşte bu örnekte tam olarak bu meydana geliyor. Yarı çap azaldıkça açısal hız artıyor. Bu aynı zamanda şunu da açıklıyor. Mesela bu bir gezegen olsun ve yörüngesinde bir göktaşı dönsün diyelim. Bu göktaşı gezegene yaklaştıkça açısal hızı artmaya başlayacak. Neden mi? Çünkü yarı çapımız büyük olduğunda, bakın burada yarı çapımız büyük, açısal hızımız daha az olabilir. Ama gezegene yaklaştıkça yarı çapımız düşer. Açısal momentumu sabit tutmak için de açısal hızımızın artması gerekir. Sizleri bu noktada bırakıyorum. Sanlar dilinize dönerken sizlere iyi eğlenceler dilerim.